İlk olarak router ve kablosuz ağ adaptörlerinizi satın almadan önce tüm video serisini izlemenizi öneririz. Çok iyi bir satın alma kararı için burada birçok bilginin bulunduğu videolar var. Router ile başlayacağız. Eğer bir wireless gear router için karar aldıysanız, imalatçının web sayfasında kablosuz routerların listesinde aşağıya doğru bakmanız gerekecek. İmalatçılar her zaman en son donanımlarını en üste koyarlar. Wireless G routerlar iyi yapılandırılmıştır. Bunlar bir süre piyasada yoktu ve şimdi tekrar girdiler. Linksiden VRT54G temel wireless G router için standarttır. Online olarak yaklaşık 40 dolara bunu bulabilirsiniz. Routerların range artı veya super G gibi özelliklerde olduğunu göreceksiniz. Bunlar daha iyi kapsama alanı ile wireless G'yi daha hızlı hale getirmek için eklenmiştir. Bunları dert etmeyin. Bunlar ile birlikte routerların fiyatları wireless N'nin fiyatlarına kadar artmaktadır. Bu noktada ekstra hız ve aralığa ihtiyacınız olduğunda sadece wireless N almanız yeterli olacaktır. Wireless N için birçok seçenek mevcuttur. Çoğu imalatçı kendi wireless N routerlarını iyi, daha iyi ve en iyi model şeklinde sınıflandırır. İyi wireless N routerlar daha iyi sinyal kapsamı ile wireless G routerlara göre daha iyidir. Daha iyi N routerlar daha iyi sinyal kapsamı ile daha hızlıdır. En iyi routerlar maksimum wireless N sinyal kapsamı ve hızına sahiptir. Daha iyi ile en iyi routerlar genelde bazı servis kalitesi özelliklerini içerirler. Servis kalitesi ağınızda hassas verilerin her zaman öncelik kazandığınızdan emin olmanızı sağlar. Bu video akışları online oyun oynama ve zamanında yapılması gereken voice over IP telefon aramaları gibi şeyler olacaktır. Bu yüzden servis kalitesi bunlara öncelik kazandırır. Daha yüksek seviyeli wireless N routerlar, kablosuz sinyalin aktarımı için 2.4 GHz standartını kullanmak yerine 5 GHz bandını kullanabilir. Bu beceriye dual band denir ve her bir bilgisayar için özel dual band adaptörlerini gerektirir. Dual bandın gerçekten yardımcı olduğu netlik kazanmamıştır olabilir ve muhtemelen yardımcı oluyordur. Sadece zekice bir marketing. İki büyük router imalatçısı Linksy ve D-Link'tir. Ayrıca Netgear, Belkin, Asus ve daha birkaç tanesi de imal etmektedir. Linksy'nin VRT150N modeli yaklaşık 80 dolar fiyatında olan temel wireless N router'dır. Bunların daha iyi routerları VRT300N aralığı ve hızı arttırır ve yaklaşık 100 dolardır. BRT 330 ne en iyi routerlardandır. Gigabit Ethernet portlarını ekler ve online oyunlar için bazı servis kalitesi optimizasyonlarına sahiptir ve yaklaşık 160 dolardır. D-Link sunduklarını bir araya getirmiştir ve artık temel wireless N router'ını satmıyor. Bu DIR-655 modeli bu video serisinde kullandığımız router'dır ve Linksin'in yüksek seviyeli router'ına çok benzer yaklaşık 120 dolardır. D-Link ayrıca DGL 4500 modelinde sunmaktadır. Bu router'ın üstüne bir ekran eklenmiştir ve dual band özelliğini destekler. Yaklaşık 180 dolardır. Ancak bu durumda her bir bilgisayar için özel dual band kablosuz adaptörleri gerekli hale gelir. İmalatçının web sitesine gittiğinizde ürünün yanındaki şimdi satın al linkine bakın. Kendi büyük online mağazalarında her bir parça için fiyatları güncellemişlerdir. Ayrıca siz en yakın bir mağazaya da bakabilirsiniz. Trend.net, Belkin, Encore ve Netgear'ın hepsi benzer şeyler sunmaktadır. Asus ilginç bir wireless N router'a sahiptir. WL500W modeli üzerinde bir USB portuna sahiptir. Burada harici hard diskinizi veya bir yazıcıyı bağlayabilir ve bunları ağınızdaki tüm bilgisayarlar ile paylaşabilirsiniz. Bir router üzerinde karar vermeden önce çok fazla incelemeyi okumanız gerekir. İncelediğiniz model numarası için Google'da arama yapın ve birkaç profesyonel incelemeyi göreceksiniz. Bu profesyonel incelemeler mükemmeldir. Ancak son kullanıcı düşüncelerini gözden kaçırırlar. Amazon ve Nivek.com sitelerinde çok güzel son kullanıcı incelemeleri bulunmaktadır. Bunların her birisi 5 yıldız sistemini kullanıyor. Amazon.com sitesinde eğer bir ürüne bakıyorsanız sadece üst kısımdaki customer reviews yani kullanıcı yorumlarına tıklamanız yeterli olacaktır. Ancak bu site Türkçe hizmet vermemektedir. Burada üst kısımda bize en çok yardımcı pozitif incelemeyi ve en çok yardımcı olan kritik incelemeyi gösteriyorlar. Yardımcı olup olmadığı diğer son kullanıcılar tarafından onaylanır. Eğer biraz aşağı inersek tüm son kullanıcıların yorumlarının olduğu bir listeyi görüyoruz. Burada en çok yardımcı olana göre sıralanmıştır. Ancak istersek sıralamayı en yeniye göre değiştirebilir ve bu sayede en son incelemeleri görebiliriz. Nivek.com sitesinde Customer Reviews yani kullanıcı yorumlarına tıklayabilirsiniz. Ana sayfada en çok yardımcı olan 2 veya 3 yorumu göstereceklerdir. Ancak Read All Reviews yani tüm yorumları okuya tıklarsanız sadece yorumların yer aldığı bir sayfa açılacaktır. Biraz aşağıya indiğimizde yardımcı oluşuna göre sıralandığını göreceksiniz ve istersek bunu yazıldığı tarihe en yüksek veya en düşük derecelendirmeye göre sıralayabiliriz. Bunlar router'dan neleri bekleyebileceğimiz konusunda fikir verecektir. Şunu aklınızda tutun. Buradakiler sadece insanların yorumları. Bunlardan bazıları bozuk bir parça almış olabilirler. Bu olabilir. Bazıları bozuk parçaya sahip olabilir ve bunu kabul etmeyeceklerdir. Bazıları sadece ne hakkında konuştuklarını bilmeden bunu kabul etmezler. Burada diğerleri tarafından en çok yardımcı olduğu düşünülen ve onaylanan yorumları okumaya özen gösterin. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamıyorsanız ve amazon.com veya nivek.com sitelerinden sipariş veremiyorsanız bu önemli değil. Seçtiğiniz donanım için bunları birer kaynak olarak kullanabilirsiniz. Kablosuz adaptörleri için router konusunda önerilen bir imalatçıdan adaptör satın almak en iyisidir. Bu size en iyi uyumluluk ve hızı sağlayacaktır. Bu elbette diğer imalatçıların adaptörlerini kullandığınızda çalışmayacaktır anlamına gelmiyor. Bu videolarda bir D-Link Router ve Encore, Netgear, Boardcom ve farklı imalatçılardan diğer kablosuz adaptörlerini kullanacağız hepsi birlikte çalışıyor. Her imalatçı masaüstü bilgisayarlar için bir PCI kartı ve USB kablosu adaptörleri sunuyor. Sadece masaüstü bilgisayarınız için en kullanışlı olanı seçmeniz gerekecek. Notebook bilgisayarlarınız için notebookunuzun özelliklerine göre bir express kart adaptörü veya bir PC kartı alabilirsiniz. Tekrar edersek tüm bu videoları izlemeden hemen satın almaya karar vermeyin. Burada izleyeceğiniz birkaç saatlik video çok daha fazla zaman ve para tasarrufu yapmanızı sağlayacaktır. Arkanıza yaslanın ve izlemeye devam edin. Daha sonra bölüm 2'de modemin router'a nasıl bağlanacağını ve ev ağına katmak için kablosuz adaptörlerini bilgisayarımıza nasıl yükleyeceğimizi göstereceğiz.